Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 61. dersiyle devam edeceğiz. Yine konumuz regular expressions'larda konum belirleyiciler. Konum belirleyicilerin ilki olan şapkayı görmüştük. Şimdi dolar, B harfi, büyük B harfi, soru işareti eşittir ve soru işareti ünlem ne anlamlara geliyor? Buna değineceğiz. Geçen ders şapka işaretinin şöyle bir anlama geldiğini söylemiştik. Demiştik ki tüm içeriği tarıyor. Şu yukarıdaki tüm içeriği tarıyor. Ve bu içeriğin en başında olan kelime ya da harf her neyse burada ne arıyorsanız onu pattern'a yazıyorsunuz ve başına şapka işareti bıraktığınızda içeriğin başında arıyor. Burada geçen derste anlatmayı unuttuğum belki şöyle küçük bir nüans verebilirim. İlla ki kelime olmak zorunda değil. Şöyle başta low ile mi başlıyor? Onu kontrol edelim. Evet, bakın aranan ifade metnin başında bulundu. Peki sadece bir harf olsaydı, bakın sadece L deseydim, aranan bulundu diyor. D diyelim, D ile mi başlıyor? Hayır. Bakın aranan ifade metnin başında yok. Yani tüm şuradaki gördüğünüz tüm içeriğin en başını kontrol etmemiz için kullandığımız bir şey. Şuradaki şapka. Peki en başı değil de şu gördüğünüz metnin en sonunu kontrol etmek istiyorum. O halde en sonunu kontrol edelim. En sonunu kontrol etmek için de dolar belirtecini kullanıyoruz. Şuradaki doları. Peki doları nereye bırakacağız? Tabii ki sona bırakacağız. Bu sefer şöyle yapalım bakın. Şurada K harfi ve soru işaretiyle bitiyor. Ve ben burada dolar işaretini ekleyeceğim. Bakalım benim için bulacak mı? Aranan, tabii şöyle yapalım. Aranan ifade metnin sonunda. Şurayı değiştirelim. Bakın aranan ifade metnin sonunda bulundu. İlla ki dediğimiz gibi şuradaki kelimenin hepsini yazmak zorunda değilsiniz. Şöyle yapalım. Aranan ifade metnin sonunda bulundu dedi. Buradaki soru işaretini kod olarak algılamış olabilir. Şu şekilde sadece son 3 harfini alıyorum. Bulundu mu diyorum. Bakın aranan ifade metnin sonunda bulundu dedi. Eğer metnin sonunda bulunmayan bir şey yazsaydık aranan ifade metnin sonunda yok diyecekti. Doları gördük. Şimdi küçüktür B ne işe yarıyor? Hemen onu gösterelim. Örneğin bulunmayan bir değer verelim. Kendi ismimden ilk 3 harfimi yazdım. Bakalım var mı metinde böyle bir şey? Bakın aranan ifade metinde yok. Şöyle yapalım. Aranan ifade metinde yok diyelim. Evet, aranan ifade metinde yok dedi. Hemen geliyorum ve harflerini yazıyorum. Bakın şuradaki lavlarda oveler var. Bakalım bulacak mı? Aranan ifade metinde bulundu diyor. Buldu çünkü. Şimdi burada B'leri yazalım ve B'lerin ne işe yaradığını gösterelim. Ters slash B bırakıyorum. Ve şunu diyorum. Şapka belirteci tüm içeriğin, bakın tüm içeriğin en başını kontrol ediyor. Ters slash B ise, bakın en başa yazmamın bir sebebi var. Bu önemli. Başa ya da sona yazılması farklı anlamlar taşıyor. En başa yazın. Bu ne demek? Her kelimeyi tek tek kontrol et ama her kelimeyi herhangi bir kelimede en başında, herhangi bir kelimenin en başında bu yazdığım artık harf, sayı ya da kelime olabilir. Her neyse herhangi bir başında geçerse tamam bulundu diyecek. Bakıyoruz o ve herhangi bir şeyin başında geçiyor mu? Bakıyoruz hayır geçmiyor. O halde ne diyecek? Aranan ifade metinde yok diyecek. Çünkü o ve ile başlayan herhangi bir kelime yok. Ama bakın burada he ile başlayan bir kelime var. H ile başlayan kelimemi yazıyorum. Yine bulunmadı diyecek. Bakın aranan ifade yine metinde yok diyecek. Niçin? Çünkü ben burada dediğim gibi H ile başlayan hiçbir kelime yok. İlk harfi büyük H, E'si ise küçük olan bir harflerle başlayan bir kelime var. O halde biz geçen derslerde ne demiştik? Buraya i yazarsak büyük harf küçük harf uyumsuzluğuna bakmaz demiştik. Bakın aranan ifade metinde bulundu. Niçin? Çünkü geliyor bakıyor H ile başlayan bir kelime var. Küçük harf büyük harfe de umursama dediğim için i ile umursamadan bunun var olduğunu söyledi. Ya da bakın name ile başlayan bir şey var. Şuraya nam diyelim. Nam var mı? Evet, namla başlayan bir şey var. Şuradaki name. Bakın aranan ifade bulundu dedi. Ya da şurada language'in bakın Langu ile başlayan bir şey var mı diyelim. Aranan ifade bulundu. Diyor ki langu ile başlayan bir kelime var. Ya da sadece S de diyebilirdik. Bakın sadece S diyorum. S ile başlayan bir kelime var mı? Aranan ifade bulundu. Niçin? Çünkü şurada simple. Simple'ın S'si var. Evet, bu şekilde her bir kelimeyi tek tek kontrol ediyoruz ve o kelimeyle başlıyor mu şurada benim verdiğim ifade, onu kontrol ediyoruz. Ben bunu sona yazsaydım, bakın diyorum ki S ile biten bir kelime. Anlıyor musunuz? Yani buraya yazarsam bu sefer her kelimeyi kontrol ediyor ve kelimelerin sonunu kontrol ediyor. Kelimenin başında değil de herhangi bir kelimenin sonunda geçiyor mu onu kontrol ediyorum. S herhangi bir kelimenin sonunda geçiyor mu? Geçmiyor sanırım. Aranan ifade metinde bulundu diyor. O halde geçiyor. Nerede geçiyor? Evet, şuradaki izde geçiyormuş. Nasıl diyelim? Geçmeyen bir şeyler yazalım. Örneğin mi diyelim. Aranan ifade metinde yok. Hatta sadece ilk 3 harfimi geçireceğim. Aranan ifade metinde yok. Doğru. Peki sonu lo ile biten var. Bakın. Sonu lo ile biten bir kelime var. Lo yazıyorum. Aranan ifade bulundu diyor. Ya da sonu şöyle UAG ile biten bir kelimemiz var. Aranan ifade metinde bulundu dedi. Ya da şu şekilde aranan ifade bulundu diyor. Ya da direkt hepsini verebilirdik. Aranan ifade metinde bulundu diyor. Yani bir kelimenin sonunda geçen değerleri bulmak istiyorsanız /b'yi sonuna, eğer başında geçen bir ifadeyi bulmak istiyorsanız, her kelimenin başında geçen bir ifadeyi bulmak istiyorsanız o zaman /b'yi en başa yazacaksınız. Bakalım şuradaki th kelimesini, baş harflerini yazdım. Bakalım bulacak mı? Evet, aranan ifade metinde bulundu dedi. Şuradaki küçük b'nin anlamı da bu. Şimdi büyük b ne yapıyor? Her kelimenin başında ve sonunda istemiyorum diyor. Ben ortasında istiyorum diyor. Yani geliyor kelimeye bakın. Başındakilerini istemiyorum ben. Sonundakilerini de istemiyorum. Ben ortasını istiyorum. Yani bir kelimenin her kelimeyi tek tek arıyor ama başında ve sonunda istemiyor o aradığımız şeyi. Ortasında istiyor. Mesela bakın ben burada MP kavramını kullanayım. Dikkat edin. Büyük B dedim. Sonra MP dedim. Şuradaki MP. MP ne bir cümlenin, ne bir kelimenin başında ne de sonunda kullanılıyor. Ortasında kullanılıyor. O halde bana bulunacak değil mi? Aranan ifade metinde bulundu. Ancak ben gelip de şöyle H deseydim, en başındaki bir kelimenin en başındaki karakterleri kullansaydım o zaman aranan ifade metinde yok diyecekti. Çünkü benim istediğim başında ya da sonunda geçmesi değil. Ya da sonunda geçen, bakın şöyle aranan ifade metinde bulundu diyor. Halbuki bizim istediğimiz sonunda olanları bulmamaktı değil mi? Biz kelimenin sonunda ya da başında değil ortasında olanı bulacaktık. Ama ben şu an sonda olanı vermeme rağmen bulundu diyor. Niçin? Burada da şöyle bir ince nüans var. Şurada gördüğünüz boşluğu da kabul ediyor. Ve diyor ki şu y ile boşluk arasında olduğu için bu da ortada diyor. Bunu önlemek için kelimenin sonuna b'yi ekliyoruz. Bakın eğer sonunda boşluk olacağını tahmin ettiğiniz kelimeler varsa şöyle b'yi sağ tarafta yani şuradaki vereceğiniz karakterlerin sonuna eklemeniz lazım. O zaman aranan ifade metinde yok diyecek. Bu sorunu da bu şekilde bitireceksiniz. Hemen geliyorum tekrardan şunu başa yazıyorum ve diyorum ki ortada geçen bir şey olsun. Şöyle of ortada geçiyor. Love kelimesinin ortasında geçiyor. O halde aranan metin bulunacak. Herhangi bir şey ortada geçmiyorsa mesela kendi baş harflerimi yazayım. Ortada geçmiyor. Aranan ifade metinde yok. B'nin de kullanımı bu şekilde. Burada soru işareti eşittir'i de kullanalım. Şimdi soru işareti eşittir ne diyor? Şunu demek istiyor. Diyor ki senin bana vereceğin bir kelime ya da harfi devamında istediğim bir şey varsa onu yaz. Mesela örnek vereceğim. PHP'de diyelim. Bakın burada PHP'de yazdım. Şurada bir kesme işareti vesaire var. Ve ben buraya geliyorum diyorum ki PHP olanları bul. Ancak PHP'den sonra örneğin kesme işaretine bak. Kesme işareti olan PHP'leri sadece ben avul diyorum. Bunun için ne yapacağım? Soru işareti eşittir diyeceğim. Ve böylelikle şu anlama gelmiş olacak. Sadece şuradaki kesme işaretine sahip, yani PHP'den sonra kesme işareti gelen PHP'leri bana bulacak. Şu ilk 3 tanesini bulmayacak. Sadece sonuncusunu bulacak. Sadece sonuncusunu bulduğunu gözlemlemek için şurada prag match all yapalım. Gözlemleyelim. Bakın bir tane bul. Ve ilk P'si büyük olanı buldu. Burada bunun P'si büyük, diğerlerinin P'si küçük. Yani doğru PHP'yi bulduğunu size göstermek için şuradaki ilk P'yi büyük harfle yazdım ki doğru PHP'yi buldu mu bulmadı mı onu anlamamız için. Ya da illaki şurada tek bir ifade olmak zorunda değil. Şuraya D de diyebilirdik. Yani PHP'den sonra kesme işareti D gelenleri bul. Bir tane buldu. Şurada yapabilirdik. Böylelikle 2 tane bulacak. Bakın 2 tane buldu. Ama ilk bulduğunun P'si küçük, gördünüz mü? Ya da şunun hepsi büyük olsun PHP'de. Bunu da bulacak. Evet, hepsinin büyük, tüm harflerinin büyük olan PHP'yi de buldu. Yani bu tamamen size kalmış. Ya da evet, bu PHP'leri eski haline getirdik. Hepsini küçülttük. Şimdi ben boşluk işareti bırakırsam ne olacak? Bir tane boşluk bıraktım. Sadece bir tane getirdi. Niçin sadece bir tane getirdi? PHP'den sonra boşlukla devam eden, bakın boşlukla devam eden sadece şuradaki PHP var. Şuradaki PHP'nin olduğunu anlamak için hepsini büyük harfle yazalım ki bakın büyük harflerle hepsi geldi. Bu PHP doğru PHP. Diyorum ki PHP'den sonra boşluğa eşit olanları, yani PHP'den sonra boşlukla devam eden PHP'leri bana bul getir diyorum. Böylelikle şuradan sonra noktayla devam eden şu PHP'leri ya da şurada kesme işareti D ile devam edenleri bana getirmedi. Bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi bir diğer konum belirleyicimiz ise soru işareti ünlemdir. Bakalım bu ne işe yarıyor? Soru işareti ünlem bırakıyorum. Bu da boşlukla devam etmeyenleri getiriliyor. Eşittir dediğimde boşlukla devam edenleri, şu an soru işareti ünlem dediğinde boşlukla devam etmeyenleri getir. O halde boşlukla devam etmeyen şuradaki 1, 2, 3 tanesini getirecek. Bakın 3'ünü de getirsin. Diyorum ki örneğin kesme D ile olmayanları getir. PHP'de kesme D ile devam etmeyenleri getir diyorum. Bakın 3 tane getirsin. Şuradakini getirmedi. Bakın büyük P ile başlayan yok. Büyük P ile başlayıp küçük H ve P ile devam eden yok. Yani doğru bir şekilde şöyle göstereyim aslında size. Şunların hepsi de küçük harf olsun. Doğru olanları getirdin. Yani sadece büyük harfli olan şu PHP'leri getirecek. Çünkü ben dedim ki kesme işareti D ile bitenleri getirme. Onu istemiyorum dedim. Bakın onu getirmedi. Ya da sadece burada şöyle de yapabilirdik. Kesme D diyebilirdik. Ya da D'yi hiç kullanmazdık. Kesme ile devam edenler derdik. Bakın yine doğru sonucu alıyor. Yani bir şeyin burada yazdığınız artık her neyse, illaki bir kelime olmayabilir. Bakın HP ile, bakın sonra HP olanlar bunlar olduğu için gördüğünüz gibi HP'yi getirecekti. Ben diyorum ki HP'leri getir ama hangilerini getir diyorum? Kesme işaretiyle devam etmeyenleri ya da boşlukla devam etmeyenleri getir. Bunlar boşlukla devam etmeyenler. Çünkü 1, 2 ve 3 tane boşlukla devam etmeyen var. Şunu boşlukla devam ettirenlerin arasına alalım. Bunu da getirmeyecek. Bakın 2'ye düştü. Burada bir şeylerin devam etmesini istemediğiniz koşulları yazmak istediğinizde soru işareti ünlem. Onunla devam etmesini istediğinizde soru işareti eşittir. Örneğin boşlukla devam etmesini istiyorsunuz. Soru işareti eşittir yazıyorsunuz. HP'nin boşlukla devam edenlerini bul diyoruz. Bakın boşlukla devam eden 2 tane buldu. Geldi. Şurada 1, şurada 2. İkisini de buldu. Biri hepsi büyük harf, biri de küçük harflerle. Şöyle diyelim, PHP diyelim. Bakın biri büyük harflerle, diğerleri küçük harflerle yazılmış olan. İkisini de getirip buldu. Evet, bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.